Sabah saatlerinde baskınlar, polis baskınları yapılıp bazı öğrencilerin gözaltına alındığına dair haberler var. Gerçi yetkililer, gözaltına alınanların büyük bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını açıkladılar. Ama yine de bu konuyla ilgilendiniz mi? Hani Sizin öğrencileriniz içinde de sabah saatlerinde... Gözaltına alınanlar var mı yok mu? İşin bu kısmına da e, ilgi gösterdiniz mi acaba? E, tabii ki tabii ki. Sayın Emniyet Müdürümüzle e, bunları konuşuyoruz hep, istişare ediyoruz. Zaten sürekli bir iletişim halindeyiz. E, peki, benim soracaklarım bunlar. Mete yarar. Ya, e, 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 Meli Hocam, izin verirseniz konuklarımızla birkaç soru sorsunlar. E, tabii tabii. Ki müsaade ederseniz sizin de vaktinizi fazla evet. almak istemiyorum ama. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, Melih Hoca'yı hani e, rektörlüğünde İstinye Üniversitesi rektörlüğünü önce de tanırım. E, rektörlük döneminde de tanırım. Hatta e, kendi e, okulunda bir konuşma için gitmiştim. Ve odasına da e, sağ olsun e, çok yoğun olmasına rağmen müsaade etmişti ve gitmiştik. Mesela ben bu konuşmalar sırasında şunu çok beklerdim. Çünkü e, İstinye Üniversitesi'ne gittiği andan itibaren övündüğü bazı konular vardı. Bunlardan bir tanesi akademik yayınların sayısının arttırılması, ilk gittiğindeki sayıyla daha sonraki sayı. TÜPİDAK'tan ve diğerlerinden, işte demin bahsettiği Avrupa Birliği fonlarından, e, sanayiyle sanayi ile öğrencileri nasıl birleştirildiği ile ilgili rol model çalışmaları e, Türkiye'de gerçekten birçok üniversite tarafından takdir edilen bir hocaydı. Mesela neden hiç hocam bahsetmediniz ee, kendinize ait olan bir üslubunuzun ve e, başarı dinaminizin? Çünkü sonuçta e, belki konuşulması gereken, sizinle ilgili konuşulması gereken e, bir önceki rektörlüğünüzde gittiğiniz üniversiteki değişimi anlatmak varken neden bunu hiç anlatmak, anlatmak gereği hissetmediniz? De başka türlü konular hep ön, ön plana geldi. E, Valla Mete Bey çok haklısınız yani aslında e, geçmişteki benim e, tecrübelerimde e, gerçekten çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum e, ama fırsat olmadı yani gerçekten öyle bir şey var ki şu anda. Hayır, hayır ben mesela medyada... gittiğimde bana övüne övüne anlattınız hani üniversitenizi <laughs> aldığınız ve getirdiğiniz yeri o kadar güzel anlattı ki insan çünkü orada öğrenciler var ve öğrencilerin ilerleyişine bir rektörün bu kadar övünmesi çok güzel bir şey. Ben onun dışında evet. gerçekten dışarıda çok görüştüğüm birisi değil ama üniversiteye gittiğimdeki öğrencilerine ilgisi, alakası ve onları değiştirmek için çabasını ben gözünde görmüştüm. Yani yaptıklarında görmüştüm. Ne de hiç bahsetmedi, hiçbir şey anlatmadı. Bir üniversite kurucu rektördünüz galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam İstinye Üniversitesi'nin. Evet, kurucu rektör. Kurucu, evet, kurucu ve rektör ve daha sonraki döneminde de rektörlük yapıyor. Ve üniversitedeki akademik anlamdaki yayın sayısı ve diğer yerlerden alınan fonlarla üniversitede kurulan e, işte yapılan projelerin sayısını bana anlattığımda benim yani dudağım uçuklamıştı. Mesela niye hiç bahsetmediniz bunlardan hocam? Yani gerçekten Vallahi... yani sizin e, eskiden CHP'li olmanız, e, Liberal Partili olmanız, if, is, istediğiniz müzik beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bir üniversite öğrencisi olsam, size sizinle ilgili konuşmak istediğim tek konu şu şey olurdu. Bana ne katacak, üniversiteme ne katacak ve ben de ondan ne öğreneceğim diye tartışırdım. Çünkü Türkiye'de baktığınızda Türkiye'de siyaset yapmayan nerede selektör kalmadı? Geçmiş dönemde de bugün de. Yani kimisi CHP'liydi, kimisi MHP'liydi. Her türlü e, yerden bir siyasi e, düşüncesi olan insanları biz gördük ülkede. Ama nedense siyasetten çok, yani sizin yaptıklarınızdan çok siyaset konuştu. Ve siz buna hiç itiraz etmediniz, hiç anlatma gereği hissetmediniz. Kendinizi burada hatalı görüyor musunuz hocam? Valla mesela çok haklısınız, haklısınız. Ama şu da var tabii, yani buna bir fırsat bulamadım ki. Yani inanılmaz bir e, yanlış dezenformasyon vesaire sürekli bir saldırı. Yani sosyal medyada özellikle gerçekten e, hiç asla asla olmayan şeyler. Çok haklısınız, ama fırsat bulamadım. Yani sağ olun, teşekkür ederim. E buyurun söyleyeyim e yandan... bence e, bence şu anda bundan daha güzel bir fırsat yok. Aldığınız <laughs> ve geçen sene işte neyse bıraktığınız rektörlükte üniversitedeki yayın sayısını ve diğerlerini diğerlerine evet. karşılarak söyleyin. Sonuçta gerçekten söylüyorum. Evet. Benim en çok üzüldüğüm konulardan bir insan, insanların artık kişilikleri, kişiliklerini tartışır hale geldik. Kariyerlerini hiç konuşmaz hale geldik ki bu genelleme anlamında herkes için Sizin yerinizde bir CHP'li de olabilirdi, hiç fark etmez. Düzgün bir insan, o üniversiteye layık olan bir insan olsa aynı konuşmayı onun için de yapardım, MHP'li için de yapardım, hiç değişmez. Neden Peki, ee, konuşmuyorsunuz hocam. Şey Hala konuş Mete Yarar. Size bir şey sorabilir miyim? Bir liyakat sorunu var mı burada? Ya bakın zaten hiç konuşulmuyor ki liyakatla ilgili. Çünkü Sizce var mı burada? Bence yok. Ya ben neye göre diyorsunuz? Bunu? Hani neye göre e, olması gerektiğini düşündüğümüzde gerçekten söylüyorum. E, okuduğu okudu yani üniversite okuduğu okul ODTÜ. Arkasından e, Boğaziçi gibi bir okulda lisans, yüksek lisansını ve dok doktorasını yapıyor. Daha sonraki kariyerine baktığınızda Türkiye'deki çok önemli projelerin içinde yer alıyor. Yani yalnızca hocalık da yapmıyor. Aynı zamanda çok önemli savunma sanayi proje içinde var. Bugün çok övündüğümüz birçok projenin içerisinde kendisi de var. Sizin sahayla oluşan, sahayla gidip gelen bir hoca şey de değil. Oturup oturan bir hoca değil. Sizin branşınız ne e, Sayın Melih Bulu? Ben e Üniversitede endüstri mühendisliği okudum. Daha sonra işletme yüksek lisansı ve doktorası yaptım. Özellikle doktorada da strateji çalıştım, rekabet stratejileri ve özellikle de benim uzmanlığım... ...şehirlerin ve ülkelerin rekabetçiliği ve sektörlerin rekabetçiliği. Bu kapsamda da savunma sanayi başta olmak üzere... ...sektörel rekabet anlamında alanda da çok çalışmalarım oldu. Yani savunma sanayinin özellikle... Ankara merkezli gelişmesinde e, özellikle başta Ostim olmak üzere e, çok güzel işler yaptık. Şu anda savunma sanayinin geldiği noktanın stratejilerinin oluşturulmasında e, 2000, 2003 yılında başladık biz OSTİM'de mesela çalışmaya. Ben daha önce de savunma sanayinde çalıştığım için hem F-16 programında hem bu savaş helikopteri Atak'ın e, Atak için alan ilk personeldim ben e, TAİ'yi. Ee, ...ondan önce üniversitede okurken e, FMC Nürol, şimdiki adıyla FNSS'te çalıştım bir kısa bir süre. Ee, hep bu savunma sanayi işlerinde oldum. Daha sonra tabii e, uluslararası şirketlerde de çalıştım. Orada yöneticilikler yaptım. Tabii Mete Bey sağ olsun anlatma fırsatı olmadı bunları. Peki. ama... E... Bunları tabii e, bulunduğum üniversitelere e, gerçekten e, katkısı oldu bu tecrübelerin. Çok e, etkisi oldu diye düşünüyorum. Bugün bir rektör danışmanı Boğaziçi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan aynı zamanda rektör danışmanlığı görevini yürüten profesör Zafer Yenal istifa etmiş. Haberiniz var mı bundan? E, yok, nereden istifa etmiş? E, rektör danışmanlığından. Gülay Barbarosoğlu ile başlayıp Mehmet Özkan'la devam eden 2016 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürmekte olduğum rektör danışmanlığı görevimden 2 Ocak 2021'de istifa ettim diyor. Çok büyük bir kayıp ya. Kim bu adam? Hayır. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Olabilir tabii ki yani. Yani Peki benim danışmanım değil o yüzden bilmiyorum. Bilgim yok. Sizin e, bu arada tabii e, didiklenmeye de başladı başlandı her şey. E doktora teziniz işte filan bakılıyor. orada işte referans vermiş mi, vermemiş mi? Nasıl alıntılamış? intihal var mı, yok mu? O tartışmalardan haberdar mısınız? Evet evet. Yani sürekli şeyler var. Şimdi tabii benim akademik background'umun da belki şimdi Mete bey onu da şey yapacak. Yani benim akademik olarak da bulunduğum alanda fena değilimdir. bir kere bu rekabet stratejilerinde Dünyanın bir numaralı ismi Michael Porter Hoca ile çalıştım Harvard Üniversitesi'nden ee, ve... bu kapsamda da e, birçok e, akademik e, yayınım var, uluslararası yayınım var. Ve e, uluslararası yine bu dergilerde de e, editörlüklerim var. Şu anda da yine e, bu SSCI Endeksinde yer alan bir derginin editorial boardundayım. E, sonuçta hani... E, İnsanlar benim mesela Türkçe'de virgül noktalarımla uğraşıyorlar yani yazdığım şeylerde. Bu iyi bir şey tabii yani noktalın virgülün yerinde oluyor olması önemli bir şey. Ee, yani sonuçta e, akademik olarak benim söyleyeceğim şeyler benim e, bana gelen işle ilgili cevabım bu. Daha daha fazlasını istiyorlarsa da yine konuşabiliriz. Peki e, şu anda e, siz kendiniz talep ettiniz mi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmayı? Tabii ki. Yani Türkiye'deki rektör seçim sürecinde ilk önce bir çağrıya çıkıyor YÖK. Ee, ve orada aday olanlar e, adaylık başvurusu yapıyor. Belli dökümanları dolduruyorsunuz vesaire. Ee, sonra tabii ki bu YÖK'te bir teknik yeterlilik gerçekten aday olma şartlarını sağlayıp sağlamadığıyla ilgili şey var. Ee, bir filtreden geçiyorsunuz. Daha sonra bunlar Cumhurbaşkanlığına sunuluyor. Cumhurbaşkanlığı da e yine e, duruma göre işte ister mülakat yapıyor ister başka kriterlere bakıyor ve ona göre bir atama yapıyor.